Şimdi burada bir kaynak uygulaması yapacağız. Kaynak uygulaması öncesinde nasıl hazırlıklar yaptığımızı göstereceğim. Öncelikle cihazımızı açıyoruz. Buradaki düğmemizden cihazımızı açtık. Buradaki kaynak uygulamasında kullanacağımız prob 70 derecelik probumuz olacak. 4 MHz'lik. Kaynağımız 20 milimetre kalınlığa sahip. Uygulamaya başlamadan önce her zaman biz bir kalibrasyon yapıyoruz. Kalibrasyon yaptığımız buradaki K2 bloğumuz. Kalibrasyon yaptıktan sonra kaynaktaki hataları boyutlandırabilmemiz için bizim bir tane dark bloğuna ihtiyacımız var. Dark bloğumuzda dark çizeceğiz ekranı hata boyutlandırma yazılımı. Akabinde uygulamamıza geçeceğiz. Şimdi cihazımız açıldı. Cihazımızda tek kristalli prob kullandığımız için taktığımız kısım burası. Probumuzu kablomuzu taktık. Kilit düğmemizi aktif etmemizi istiyor. Kilit düğmemizi buradan bastık, aktif ettik. Şimdi öncelikle bir kalibrasyon yapacağız. Kalibrasyon yapmak için setting'e giriyoruz, ayarlara. Setting, otomatik kalibrasyona bastık. Şimdi bizim K2 bloğumuzda kalibrasyon yapacağımız kısım 41 desibele indirdim. 50'ye 125 milimetrelik kısımdan kalibrasyon yapacağım. Setting'e basıp otomatik kalibrasyona bastığımız zaman burada S1 ve S2'yi bizden istiyor. Şimdi biz S1'imizi 50 milimetre yaptık. S2'yi 125 milimetre yapıyoruz. 125 milimetre yaptık. Bloğumuzda probumuzda 50 milimetre kesti doğru tutuyoruz şu şekilde. Şimdi biz kalibrasyon yapmadan burada en yüksek pikleri alabilmemiz lazım. Onu da şu şekilde görebiliyoruz biz. Dondurma düğmesine basılı tuttuğumuz zaman biz ekrandaki pikleri tutuyor. Biraz şu an desibelimiz fazla. Tamam, biraz desibel düşürdük. Dondurma düğmemizi basılı tuttuk. Şu an probumuzu ileri yapıyoruz. Geri hareket ettiriyoruz. Şu şekilde maksimum noktanın olduğu kısmı tespit ettik. Burası. Daha sonra probumuzu artık hareket ettirmiyoruz. Burayı kapattık. Şimdi kapımız bizim piklerimizi kestiği zaman burada store yazısı çıkıyor. Kapı ile piki kestirdik, store çıkıyor. 50 mm'lik ekoyu bizden kaydetmemizi istiyor. Gri düğmeye bastığımız zaman yıldız çıktı. Buradaki 50 mm'yi kaydetti. Daha sonra probumuzu oynattırmadan ilerletiyoruz. S2 ölçümü istiyoruz. 125 mm. Birazcık desibelimizi arttırıp kapıyı kesmesini istedik. Şuradan kestirdik kapımızı. Store yanıyor. Kaydettik bunu. İleri ölçüm yapsın diye bize soruyor. Ölçüm yap dedik. Bakıyoruz ki şu an 125 mm gösteriyor. Kapımızı sol tarafa doğru aldık. Buradaki kesitimizde 50 mm gösteriyor. Dolayısıyla kalibrasyonumuz tamam. Yes yaptık. Buradan çıktık. Şimdi kalibrasyonumuz bitti. Bizim kaynak uygulamasına başlamadan önce hata boyutlandırma yazılımını çalıştırmamız lazım. DAC. Elimizde bir tane DAC bloğumuz var bizim. Hangi deliğin hangi derinlikten geldiğini görmek için biz burada setting'e basıyoruz. Malzeme kalınlığımızı giriyoruz. Buradaki kesitimiz bizim 35 milimetrelik bir kesit. Dak çizeceğimiz malzeme. Otuz beş milimetre kalınlık girdik. Açımızda 70 derece giriyoruz. Belli açılarda otomatik olarak duruyor. Şimdi açımıza 70 derece girdik. Burada bizim genelde 8 çarpı 9 milimetre çaplı problarımızdaki x değerimiz bizim genelde 12 ile 13 milimetre arası. Biz 12,5 milimetre de ortalama değer girdik. Şimdi bunu girdikten sonra setting'e basıp buradan çıkıyoruz. Ana menümüze geldik. Şimdi biz dakımızı iki sekme arasında çizeceğimiz için birazcık range'imizi genişletiyoruz buradan. Şu birinci sekmemiz ve ikinci sekmemiz. Şimdi burada Eko'dan şurada birinci yüzeye en yakın olan hatadan aldığımız Eko'yu şurada yüzeyin maksimum noktaya getiriyoruz ve desibel eklemesi yapıyoruz. Buradan birazcık ekran %80'e getirecek şekilde. Şu an ekran %80'e getirdik. Dakımızı açtık. Dakı açtık. Kapımıza kestirip birinci noktamızı ekle diyoruz. Birinci noktayı ekledi. Probu biraz daha geri çekiyoruz. Şu an ikinci noktamızı gördük. İkinci noktamız şurada zaten sekme üzerinde sesin girdiği yer, sektiği yer tam orta noktada ikinci hatamız var burada. Ekle yaptık.
Takı başlattı. Biraz daha probumuzu geri çekiyoruz. Bakın şurada tam alt sekmeden, ses sekmeden önce azıcık yukarıda bir üçüncü hatamız var. O da burada. Bunu görüyoruz. Tekrar ekleme yaptık. Burayı da ekledi. Daha sonra ikinci sekmeye artık sesi iletmek istediğimiz için biz ben tekrar şuradaki ortadaki hatadan sinyal alacağım. Kapıyı biraz daha ileriye alıyorum. Şurada ufak çıkıyor. Ufak çıkıyor şurada bir yerde. Bunu da ekle yaptık. Dakımızı bu şekilde çizdik. Şimdi teyit etmek gerekirse şurada birinci hatamız daka kadar çıkıyor. Geri geliyorum. İkinci hatamız daka kadar çıkıyor şurada. Gördük onu da. Evet. Geri çekiyorum biraz daha. Arkacılara yakın olan üçüncü hata. Şöyle biraz daha kapıyı getirelim. Şurada hemen. Derinlik 27 mm. Propun uzaklık 64 mm. Cetvelimiz burada. Bak şöyle baktığımız zaman tam 64 mm'de derinlik 27 mm şuradaki hatamızı görüyoruz şu an ilk sekmede. Ondan sonra probu biraz daha geri çekiyoruz. Bakın o şeydeki hatayı ikinci sekmede görüyoruz. Şu an 90 mm uzaklıkta probun ucundan. Derinlik 32 mm çünkü alttaki kısmından alıyor. Şöyle tuttuğumuz zaman bakın tam 90 mm. Şurada 90 mm. Aşağı indiğimiz zaman burası. Hatanın şurasından alıyor şu an. Burası tamam. Geri geldiğimiz zaman birazcık daha. Artık diğer hatalarımız da benzer şekilde görebiliyoruz. Şurada 140 mm ileride bir hatamız var. Pardon 135-136 mm. Bakın tam probun ucuna koyduğumuz zaman 136 mm. Buradaki hatayı derinliği malzememizin yarısı olacak şekilde 15-16 mm'de gösteriyor. Evet. Tamam şu an DAC'ımızı çizdik. Menümüzü açtık. Şimdi bu DAC bizim referans DAC yerimiz. Dolayısıyla 0 desibellik DAC yeri diyoruz biz buna. DAC 1 0 desibel. DAC 2'yi açtığımız zaman -12 desibellik eğrimizi attı. Bir kez daha bastık -6 desibellik eğrimizi attı. Bir kez daha bastık +6 desibel. Bir kez daha bastık. +12 desibel. Dolayısıyla yardımcı DAC yerlerimizi ekledikten sonra artık DAC'larımızı çizmiş olduk. Şimdi DAC malzemelerde ses solu mesafesine göre mesafe bazlı genlik düşüşünü gösteren bir eğri olduğu için artık biz DAC bloğumuzdan bağımsız olarak uygulama yapacağımız kaynak malzemeye geldiğimiz zaman kaynak malzememizin kalınlığını girip buradan uygulamamıza geçebiliriz. Bu DAC'ı orada da kullanabiliriz. Buradaki malzememiz bizim 20 mm. Kalınlığımızı 20 mm'ye alıyoruz. Tamam 20 mm'ye aldık. Setting de buradan çıktık. Burada şu an birinci sekme, ikinci sekme, üçüncü sekme, dördüncü sekme görüyoruz. Genelde kaynak uygulamasında iki sekme görmemiz yeterlidir. O yüzden ben birazcık range'imizi daraltıyorum burada. Şu şekilde 1, 2, 3'ün de bir kısmını gösteriyor şu an bize. Daha sonra DAC'ımızı burada açtığımız zaman DAC ekranımız geldi. Tabi uygulamaya geçmeden önce daha hassas bir kontrol yapmak için standart gereği bizim DAC'ımızı ekranımıza sabit tutup 12 desibel eklememiz lazım. Dolayısıyla buradan bakın şu an ben desibel eklediğim zaman DAC da şeyle birlikte hareket ediyor. Çıkan eko yüksekliğiyle birlikte hareket ediyor şu şekilde. Eko düşerken DAC düşüyor. Dolayısıyla ben setting'e giriyorum. Eğriler yazıyor Cures. Eğrilere girdim. DAC ekranı fixle diyorum. DAC'ı fixledik. Bu defa artık DAC'ımız biz desibel eklediğimiz zaman şöyle göstereyim. Desibel eklediğimiz zaman DAC ekranda hareket etmiyor. Şimdi bizim DAC'ı çizdiğimiz desibeli burada gösteriyor. 50 desibel. Kalibrasyon desibelimiz. Dolayısıyla ben bunu 12 desibel eklediğim zaman 62 desibel yapar. 62 olacak şekilde ayarlıyorum ben buradan. 60 desibel ekledik. DAC ekranında DAC'ımız bizim şu an sabit. Tamam. Kapımızda belli bir pozisyonu aldık. Menümüzü de buradan kapattık. Dolayısıyla ana ekranımızı görebiliyoruz. Şimdi malzememize muayenemize başladık. Bu malzememiz içerisinde bazı hatalarımız var bizim. Bakın şu an muayene ediyorum malzemeyi. Şuradan bir tane sinyal çıktı. Kapıyla o sinyali kestirdiğim zaman tam birinci sekmenin sonunda yani malzeme arka hizalarından geliyor. O kaynakta ufak bir sarkma olduğu için orası sarkmaya tekabül ediyor. Biliyoruz. Şu an bu şekilde raster tarama yapıyoruz.
Şöyle geniş açıdan çekersek onu da görebiliriz. Şu an kaynak taraması genelde bu şekilde raster tarama gerçekleştirilir. Böyle bir prop gezdirme mesafesinde. Şu an hem sağa doğru ilerliyorum hem de ileriye geriye yaparak kaynağımın taramasını gerçekleştiriyorum. Şu an sürekli bu ekranda çıkan sabit yankı hep kaynağın alt kısmından geliyor. Çünkü o her ileriye geriye gittiğim zaman ekranda çıkan bir eko. Şu kısma geldiğim zaman ben şurada gördüğümüz gibi bakın şurada şu kısımda farklı derinliklerde farklı tip hatalar var. Birbirine çok yakın. Gözenek bu. Baktığımız zaman derinliğimiz 13 mm. Proptan uzaklığımız 23.8, 23.9 mm. Probun ucuna tuttuğumuz zaman şeyimizi 23 mm tam kaynağın orta noktalarına denk gelmektedir. Ve biraz daha kapımızı kısalttığımız zaman aynı zamanda 19 mm, 20 mm'lerde de gözenekler var. Yani kaynağın tam orta noktalarında 12 mm'lerde, hatta şöyle yapalım. Yaklaşık olarak derinliklerde 10.5-11 mm'lerden başlıyor. Biraz daha ileriye gittiğimiz zaman 14.5-15 mm'lere kadar farklı derinliklerde gözeneklerimiz var. Dikkat edersek burada biz hassasiyetimizi arttıralım diye 12 desibel ekleme yapmıştık. DAC'da kullandığımız bloğumuzda 3 mm'lik hatalar vardı. Bizim hatalarımız, gözeneklerimiz referans dakerimize kadar çıkıyor. Hatta onu biraz daha geçiyor. Yüksek noktasını bulduğumuz zaman biraz su ilavesi yapalım. Biraz daha onu geçiyor. Dolayısıyla buradaki hatalar evet. Şimdi devam ediyorum uygulamaya. Bakın gözenekler ilerliyor hala. Şu an artık gözenekler burada bitti. Devam ediyoruz. Yine arka cilden aldığımız geometri ekosu. Şurada gördüğümüz gibi yine arka cilden alıyor onu. Kök kısmından. Evet, şu kısma geldiğimiz zaman bakın şurada tam arka cilden aldığımız ekonun öncesinde kapımızı biraz daha şöyle daraltırsak ufak bir tane yine hatamız çıkıyor. Bu geometri ekosu değil. Arkacılara gelmeden biraz daha yukarıda, yaklaşık 15 mm derinlikte gösteriyor bize derinlik olarak. Proptan uzaklığımızda 28 mm. Bakalım. Buradan probumuzu, cetvelimizi koyduğumuz zaman 28 mm yine kaynağın orta noktalarına denk geliyor. Orada ufak bir hatamız var ama hata boyutu olarak biraz maksimum noktayı görmeye çalışalım orada. Yani şurada bulduğumuz eko yaklaşık olarak -10, -11 desibellik dakikasına kadar geldiği için bu bizim kabul seviyemiz içerisinde bir ayrı. Yani referans pardon bir saniye biraz daha ileri aldık. Evet, 9.5 desibel ana dakikamızın altında olduğu için bu kabul seviyesi içerisinde. İlerliyorum. Tahminim curuf içerisindeki. Evet, şu kısma geldiğim zaman da şurada bakın ana biraz kapımızı uzatalım. Şu an burada gördüğümüz kısım yine kök kısmından gelen sabit ekomuz. Biraz daha ileriye geldiğimiz zaman şurada gördüğümüz bakın geri çekiyorum. Kök kısmını tarıyor şu an kökte. İleri gittiğim zaman oradaki eko yine aynı var ama öncesinde bazı hatalar var. Bakalım nereden geliyor ona bir bakalım. Evet. Şu an mesela 21 mm uzaklıktan geliyor. Tuttuğumuz zaman probu 21 mm. Derinliğine baktığımız zaman 12 mm. Kaynağın açılı olduğunu biz varsayarsak 12 mm derine geldiğimiz zaman probun uzaklığımız 2 cm. Yaklaşık olarak tam yan cidara denk geliyor. Kaynağın açısından dolayı. Dolayısıyla yan cidar hatası diye yorumlayabiliriz biz bunu. Baktığımızda kaynağın çünkü orta kısımlarına değil de kaynağın biraz daha bitiş noktasına daha yakın yerde. Dolayısıyla buradan da bunu bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Buradaki hatamız bizim DAC eğrimize kadar çıkmıyor ama yancılar hatası olduğu için büyük ihtimal çatlak ya da benzeri bir sidewall crack olabilir.
Uygulama bu şekilde. Almış olduğumuz ekran görüntülerini kayıt düğmemize bakıp ekranımıza kaydedebiliyoruz. Şu an mesela buradaki çatlak diye tahmin ettiğimiz hatamız yine -6 desibellik dakerimize kadar çıkıyor. Çok ufak bir hata sayılmaz. Bu şekilde. Abi.